Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Ne yapıyoruz? 73. gündeyiz 80 günde Türkçe kampının. Bugünkü konumuz tabii ki cümle tamamlama ve cümle oluşturma olacak arkadaşlar. Cümle bazında bakacağız. Cümlede anlam boyutundayız çünkü. Paragraf bazında ayrı, cümle bazında ayrı şeylere vurgu yapacağız. Evet, anlam bilgisi kampımız gümbür gümbür devam ediyor. Kullandığımız kitabı ben tekrar bir göstereyim arkadaşlar. Buradayız. Burada arkadaşlar alt çizili kısım bitti. Gerçek, yan, mecaz, zıt anlam vesaire, somut, soyut hepsi bitti. Karma testler çözülmeli mutlaka. Üzerine gidilmeli. Cümle oluşturmak konuşuldu değil mi? Aman dikkat, bu da geride kaldı. Şimdi cümle tamamlama ve boşluk doldurmadayız arkadaşlar. Diğer konularda işledikçe yine buradan gündeme getireceğim. Bugün sonunda arkadaşlar en azından bir 3-4 test çözmeniz size büyük fayda sağlayacak, haberiniz olsun. Uygulamasız olmaz. Sadece dinlemek yetmez. Mutlaka soru çözümü yapmalısınız. Peki cümle tamamlamaya geçmeden, yani örnekler üzerinden, sorular üzerinden açıklamalarınızı yapmadan bir taktiğimiz gelsin hocam. Nedir taktiğimiz? Neye dikkat etmeliyiz? Burada sorularda neye dikkat ediliyor? Neye göre yazılıyor? Hadi her şeyi konuşalım. Ne olursa olsun. Öncelikle bize verilen cümledeki boşlukta dikkat lütfen. Şöyle verildiğini düşünelim. Mutlaka ama mutlaka asıl bakılması gereken yerin son boşluk olduğunu unutmayınız. Asıl denemeniz gereken, mutlaka denemeniz gereken kısım o kısım. O bir cepte kalsın. İlk boşluk tamamen zaman kaybı için hazırlanmıştır. Yeryüzünde şöyle bir soru yazılmamıştır. Yazılamaz, imkansızdır. Bakın, çıkmış sorulardan bahsediyorum. Ben yazarım, o yazar, bu yazar, herkes yazabilir ama çıkmış sorulardan bahsediyorum. Bayağı okuyorsun mesela, buradan başladın, ilk boşluğa geldin. A şıkkında böyle iki şıkkımız var, iki açıklamamız. B'de böyle, C'de, E'de böyle düşünün lütfen. A'ya bakıyorsun, ilk boşluğa oldu, cevap Adana. Böyle bir soru yazılmadı. İnşallah yazılır, inşallah yaparsınız. Ama ilk boşluğa arkadaşlar A, B, C, D, E'nin tamamının uyduğu görülür. Soruların tamamı böyledir. Bir iki soruda belki böyle hani işte C olmadı eledim, B olmadı eledim dersin ama yine 2-3'lük arasında kalırsın. Öyle bir soru yoktur ki ikinci boşluktan yapılamasın. İkinci boşluğa bakmanız, şu kısma bakmanız direkt olarak ha buradaymış ya, ya da B ile C arasında kaldım ama ilk boşluktan bakayım. Ha tamam, şimdi Bursa dedirtir. Bu soru böyle çözülmelidir. Yani boşluk doldurma sorularında ilk boşluk tamamen zaman kaybettirme üzerine hazırlanmıştır. Şıkların tamamı cuk oturur ama bir tanesi daha ağır basar. İkinci boşluktaysa ha tamamdır budur dersin. Ama ha tamamdır budur demen için en az bir 2-3 dakikanı yer. Yani hocam lütfen seri bir şekilde cümleye bakın. Özellikle ikinci boşlukta arada kaldığınız an ilk boşluğa bakma ihtiyacı hissedin. Yani kısacası parolamız ikinci boşluğa en uygun ifadeyi bulmak arkadaşlar. Tamam. Konumuz cümle tamamlama, cümle oluşturma. Yani paragraf gibi düşünmeyin lütfen. Burada olaylar değişecek. Mesela hemen bir bakalım. Şimdi en uygun biçimde düşüncelerimi şiirle aktaramam. Şair değilim. Gördüklerimi ışıkla ve vesaireyle ifade edemem. Ressam değilim. Ha bak şimdi. Şair değilim diyor. Şiirle aktaramam. Işıkla vesaireyle aktaramam. Ressam değilim. Ressam olması için sözcük mü? Değil mi? Renk mi? Karanlık mı? Boya mı? Burada renk ağır basar. Boya ağır basar. Yani karanlık olmaz ama belki bir ihtimal. Yani ben burada iki şık arasında kalıyorum, bakın cevaba gidemiyorum. Devam ediyorum. Düşüncelerimi hareketlerle açıklayamam. Dansçı değilim. Ama bunların hepsini vesaireyle anlatabilirim çünkü bir müzisyenim. Müzisyen neyle anlatsın hocam Allah aşkına? Tabii ki sesle anlatsın. Doğal olarak ressam, renk, müzisyen sesi kullansın. Doğru cevap kesinlikle B seçeneği olsun. İşte format budur. İşte olması gereken budur. Yani son boşluğa en uyumlu. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunu da anlaşalım. Yıllardır çünkü bunları anlatıyorum. 13-14 yıldır arkadaşlar piyasadayız. Ve son 4-5 yıldır da YouTube'da, Instagram'da bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğünce. Şimdi artık yavaş yavaş bunlar bilindiği için piyasada, kitaplarda adam öyle bir şey hazırlıyor ki soruyu, öyle bir yazıyor ki ne bu boşluk oluyor ne bu boşluk. Ta şurada bir yerde saçma sapan bir yerden soruyu doğru cevabına gidiyorsun falan. Ondan sonra şu olmasın hocam. Ya son boşluğa bakın dediniz, yapamadım. Tabii ki yapamayız. Piyasadaki kitaplardan bahsetmiyoruz. Sizin yapacağınız şey şu. Benim bu videolarımı izleyip kitaplardan soruları çözüp çıkmış sorulara bakmanız. Yani ÖSYM'nin sorularında bunları uygulamanız. Kısacası sınav sorularında bunları denemeniz. Yoksa piyasadaki kitaplarda adam zaten çok bilinçli olarak bakıyor. İşte hoca ne demiş? Son cümleyi okursan ana düşüncede vurgulanmak isteyen de yaparım. O zaman ben bunu başa koyuyorum diyor. Ana düşünceyi ilk cümleye koyan kitaplar var. Saygı duymak lazım. Herkes istediğini tabii ki yazabilir. Ama sınav sorusu bizim asıl formatımızdır. Bütün soruları böyle ikinci boşlukta çözmeniz mümkündür. Tamam, lütfen son kısma odaklanmaya çalışın. Tabii ki ilk boşlukta deniyoruz. Mesela ilim nokta nokta gelişmektedir. İster istemez beklenenden hızlı, sınır tanımadan, son yıllarda sürekli olarak hepsi harika görünüyor değil mi? Hepsi olabilir bence. Ha illa elemem gerekirse, yani ister istemez biraz burada çirkin duruyor sanki değil mi? Hoş durmuyor. Onun dışında bakayım bir.
Yani hepsi oluyor. B, C, D, E'nin tamamı oluyor. A şıkkını belki eleyebilirim zorlayarak o da. Belki de cevap olacak, bakacağız. Bu gelişmeler izlenerek eğitimde kişisel görüşlerden çok bilimsel tutumun temel alınması bizi daha çok... Bilimsel tutumun temele alınması bizi daha nokta nokta sonuçlara... Bilim varsa çağdaşlık fena olmaz. Öznellik asla, bilinmedik asla. Yani belirgin... Hiç fena değil ama bilimsel şeyler demek aslında güvenilir demek değil mi? Bilimsel deneylerle yaptık bu kesin. Doğal olarak ilim sürekli olarak gelişmektedir. Bilimsel tutumun temel alınması bizi daha güvenilir sonuçlara, bakın burada cuk oturdu. Yani aslında şu kısma bakarak bir iki şık arasında kalıp birinde daha fazla yoğunlaşabildim. İlk boşluğu da tabii ki devreye soktum ama ilk boşluğa baktığımda 4 şık arasındaydım. Bütün mesele bundan ibarettir. Yeryüzündeki bütün çıkmış sorularda arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bu parçada ki boşluğu doldur diyor. Ne demiş? Türkçe öğretmenlerimizin çoğu bir romandaki olayı ya da olaylar dizisini Başat Öge sanıyor. Yani temel öge sanıyor diyor. Oysa sanatsal ürünlerdeki olayları insandan soyutlayarak düşünemeyiz. Bakın sanatsal ürünlerdeki olayları diyor insandan soyutlayarak düşünemeyiz. Çünkü yaratıcı okur ne alaka? Her olay kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri. Şimdi durdum. Bak şimdi. Boşluğu verdi. İnsandan soyutlayarak ayrı bir şekilde düşünemezsiniz. Çünkü her olay insanların, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düşleri, tutkularıdır diyor. Nasıl ayrı düşünebileceksin? Bakın cuk oturdu değil mi? Olaylar kişiler tarafından farklı açılardan. Geç. Okuma beğenisi hiç alakası yok. Okullarımızda çağdaş metinlere... Okul yok, çağdaş metin yok, hiçbir şey yok burada. Bariz bir şekilde insandan ayrı düşünemezsin. Çünkü her olay insanın vesaire vesairesidir dedirtiyor. Doğru cevap Bursa'dır, cuk oturmuştur. Bir diğer soru, cümledeki boşluğu doldur diyor. Günümüze kadar yazdığı bütün senaryolarında nokta nokta olarak, farklı olarak, genel olarak, başlıca olarak olmuyor. Sorun olarak, temel olarak. Hepsi fena değil. Bunlar çok hiçbiri fena değil. Daha doğru ifadeyle. A, C, D ve E çok ağır basıyor. Güzel, eyvallah. Devam edelim. Belki D'yi de biraz zorlayarak eleyebiliriz. Ötekilik kavramı üzerinde duran sanatçı yeni çalışmasında özellikle tanıklık kavramını özellikle ne yapar o zaman? Onu artık... İrdeler. Özellikle irdelemeye başlıyor. Özellikle ele almak fena değildi ama ilk boşluktan onu elemiştik. Özellikle eleştiriyor, çekiyor, söylüyor. Hayır. İrdelemek. Özellikle ben bu konuyu ele aldım. Yani deşmeye başladım artık. Detaya girmeye başladım. Çok daha müsait oldum. Yapacağınız şey bugün şu arkadaşlar. Tekrar vurgulayalım, gösterelim. Anlam bilgisi kitabımızdan cümle tamamlama ve boşluk doldurma. Konuşabilirsem bugün vallahi böyle bir kendimden geçmişim. Kısmını en azından bir 3-4 testini çözmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Tamam, bir 3-4 test çözülsün. Bir iki test mutlaka sonraya bırakılsın. O da kampın sonunda ne olsa çözülür. Tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bugün shorts videosuyla tabii ki görüşeceğiz. Biliyorsunuz bir kamp videosu geliyor, bir de shorts geliyor. Zaman zaman shorts atmadığım oluyor ama hemen hemen her gün atmaya çalışıyorum. Kampa ek olarak onları da takip etmeyi, yazmayı, not etmeyi unutmayın. Tamam. Çok önemli. Shortsları yazmazsanız büyük kayıp. Zaten hepi topu bir sözcük, iki sözcük oluyor videoda. 50 video olsa 50 sözcük olur. Bu kadar basit. Onda bir sayfaya gözünüz kapalı sığdırırsınız. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.